Türk futbol ekonomisi çok ciddi sıkıntılar içerisinden geçmekte. Bu sadece Trabzonspor Kulübü için değil, şu an Türkiye'de Süper Lig'de bulunan, alt liglerde bulunan tüm kulüpler için de geçerli. Büyük küçük artık kulüp fark etmeksizin tüm kulüplerin çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle naklen yayın gelirinin geldiği noktada önümüzde bulunduğumuz yıllar içerisinde her geçen gün daha da düşük seviyeler aşağı iniyor. Özellikle ülkemizdeki kurlardaki ciddi artış naklen yayın gelirlerinin TL olmasından kaynaklı olmak üzere çok ciddi handikaplar yaratmakta. Biz Trabzonspor Kulübü üzerinden bazı örnekler vereceğim. Tabii bu yıllar içerisinde kendi kulübümüz için de bunu söylüyorum. Geldiğimiz noktanın ne kadar acı bir tablo halinde olduğunu siz değerli basın mensuplarının da net olarak burada anlatacağım, söyleyeceğim. Biz yaklaşık olarak 3 ay önce göreve geldiğimiz zaman, bu dediklerim yanlış anlaşılmasın, yani ben burada hani herhangi bir şekilde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz anlamında bunları söylemiyorum. Biz zaten yönetim kurulu olarak bu göreve talip olduğumuzda ben zaten o yönetim kurulunda as başkan pozisyonundaydım ve nelerle karşılaşacağımızı biliyordum. Yaklaşık olarak Haziran sonuna kadar Trabzonspor Kulübü'nün ödemesi olan gereken rakam 45 milyon euro seviyesindeydi. Biz şu ana kadar Trabzonspor Kulübü olarak yaklaşık olarak 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına soktuk. Bunun yaklaşık olarak 25 milyon, yani bugün itibariyle 25 milyon euro civarında bir rakamı karşılıksız sponsorluklar, loca satışları. Loca satışlarından kasıtım hem mevcut locaların satışı hem de mevcut locası bulunan şirketlerimizin localarının süresini uzatması yöntemiyle gerçekleşti. Bunun yanında yönetici katkılarıyla beraber yaklaşık olarak 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübümüzün kasasına soktuk. Bunun anlamı şu aslında, tabii bizim çok ciddi transfer maliyetlerimiz oldu. Çok da önemli bir bütçeli yola çıktık geçen yıl biz. Yaklaşık olarak 42-43 milyon euro seviyelerine gelen bir takım bütçemiz oluştu. Ama 27 milyon eurolarla şampiyonluğa kazandıktan sonra 42 milyon eurolarla geldiğimiz tabii durum bizim açımızdan da üzücü bir durum oldu. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. Tüm Trabzonspor sevdalıları ciddi sıkıntı yaşadı. Bizler de üzüldük yönetim kurulu üyeleri olarak. Tabii ben bu durumda hem eski yönetiminde bulunan biri hem yönetimin as başkanı olarak herhangi bir sorumluluktan kaçmadım. Bunda kendimin de payının olduğunu söyleyerek bu göreve talip oldum. Trabzonspor'un yani gelirleri giderlerini karşılayamayan bir şirketin ayakta durma şansı var mı? Tabii ki yok. Bu gerçek dışı bir durum. Ama mevcut şartlardaki naklen yayın gelirleriyle bunu sağlama şansımız var mı? Bu da yok. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün başka gelirlere yönelmesi lazım. Diğer kulüplerimizin yaptığı gibi. Yani biz de şu anda bir stat sponsorluğunu devreye almak üzereyiz. Çok ciddi bir çalışmamız var. Dediğim gibi yaklaşık olarak bir 25 milyon euro civarında bir yine loca veya küçük ufak sponsorluklarla bir gelir sağladık. Ama özellikle bir Kartal'da projemiz var bizim şu anda. Şu anda yeri satın almak için uğraşıyoruz. Daha önce bize ait olan bir yeri bu arada. Yani zaten Trabzonspor kulübüne yaklaşık olarak çok uzun 25-30 yıldır daha önce tahsis edilen bir yerin üzerinde bir proje yapmayı planlıyoruz. Buradan ciddi bir gelir beklentimiz var. Bunlarla beraber Trabzonspor'un borcunu yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani ben ilk geldiğim günde söyledim, artık bir şeyleri değiştirmek durumundayız. Ama bu değişimi sağlarken Trabzon gibi bir yerde bunu yarışmadan da yapma şansın yok. Yani belki biz en zorunu yapmak durumunda kalacağız. Ben hem Trabzonlular, Trabzonsporlar için bu takımı zevkede tutmak zorundayım. Hem de bu işin yönetilebilir hale devamlılığı için bu borcu yönetilebilir hale getirmek zorundayım. Yani aslında baktığımız zaman sizin dediğiniz gibi daha önce hep aynı şeyler yaşanıyor. Ama artık bunun değişmesi lazım. Çünkü artık deniz bitti. Yani bahsettiğim bu noktadan sonra artık hani biz geldik bu yönetim kurulu olarak bunu bulduk. İnşallah bizden sonra gelenler de bulabilir ama bunların yaşanmaması lazım. Yani Trabzonspor Kulübü biz geldiğimiz süreçte işte 27 seçilmiştik. Ayın 1'ine kadar yani yaptığımız ödemeleri en iyi siz biliyorsunuz o aradaki durumu, makası. Bunlar yani sonuçta baktığımız zaman dışarıdan mantıklı şeyler durmuyor. Ya bunların Trabzonspor Kulübü'ne, Trabzonspor Şehri'ne, Trabzonspor Camiası'na, taraftarının
yaşamaması lazım. Çünkü taraftarımız bunlara bakmıyor. Taraftar sonuçta başarıya bakıyor. Sahadaki iyi performansa bakıyor. Ama bunların olması için de ciddi bir kadro olması lazım. Çünkü rakiplerinin kadrosu ona göre. Trabzonspor yönetimlerinin de artık bu aradaki makası kapatması lazım. Gerçekten ciddi anlamda kulübe gelir getirecek projeleri devreye alması lazım. Bunlarla beraber Trabzonspor'un borcunu yönetilebilir hale getirmesi lazım. Şu anki durumda Trabzonspor'un borcu maalesef ki yönetilebilir bir halde değil. Yani Trabzonspor'un demin rakamları bahsettim ben size. Tekrarlayayım. Geliri 615 milyon lira, 615 milyon seviyelerinde. Şu anda ana para faiz ödemeleri, kur farkları, vergi ve SSK'sı sadece 800 milyon TL yıllık ödemesi. Ama şu bir gerçek, bu gelirlerle hiçbir takımın normal şartlar altında mücadelesini devam ettirmesi mümkün değil. Yani bunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Kısaca bir örnek vereyim Trabzonspor'dan, yani buna konu açıldığı için, çünkü çok şey bir soru. En önemli konu bu, o yüzden burada kısaca ben açıklama yapayım. Trabzonspor'un yıllık geliri, dikkatinizi çekeyim burada, Trabzonspor için konuşuyorum ben bir örnek açısından, 615 milyon TL yıllık geliri. Yıllık gideri Trabzonspor'un şu anda 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'nin içerisinde takım gideri, yani oyuncuların maliyetleri ve personel maaşları yok. Yani ortalama Trabzonspor son şampiyon olduğu yıldan gidersek, yani 27 milyon euro seviyelerinden gidersek ve işte ulaşım, personel maaşlarını falan vesaire içine koyarsak 1 milyara yakın bir açığı var. Ya tüm bu şartlarda bu kulüpleri yönetmek gerçekten çok zor hale geliyor. Hani biz Anadolu kulüplerine göre, bir Anadolu kulübü olarak tabii aslında, ama tabii Trabzonspor'un pozisyonu ve yapısı daha farklı. Daha şanslı olmamıza rağmen biz de ciddi sıkıntılar içerisindeyiz diğer kulüpler içerisinde olduğu gibi.